Ya cevahir varken pul neye yarar? Aczini bilmeyen kul neye yarar? Herkes bir yol tutturmuş gidiyor. Mevla'ya gitmeyen yol neye yarar? Misafir gelecekmiş gibi evini, ölüm gelecekmiş gibi kalbini temiz tutmalı insan. İnşallah hep öyle kalırız ya. İnşallah, inşallah. İnsanın öğrenmesi gereken ilk dil tatlı dildir. Çünkü söz mühürdür. Dilini değiştirirsen hayatın da değişir. Herkesin bakmadığı yönden bak dünyaya. Seni inciten kalbi bile sev. Fakat seni seven kalbi asla incitme. Yüreğinizden şefkat, dilinizden tatlılık eksik olmasın. Afyon'dan Gönül Dağı'na yolculuk başlasın. Bismillahirrahmanirrahim. Herkes kendi karakterine uygun kişilerle olması gerektiği yerdedir. Ne kargayı gül bahçesine ne de bülbülü çöplüğe alıştırabilirsin. İnşallah bizim de karakterimiz gül bahçesine layıktır. Herkesin karakteri gül bahçesine layık olsun. Hoş geldin abim. Hayırlar getirdin. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Bize şerefler verdin. Nereden nereye gidiyoruz abi? Afyon Karahisar ilinden yük almak üzere Konya Ilgın iline doğru yola çıktık. Nasip olursa yükümüzü alıp geleceğiz. Allah yolumuzu izimizi açık etsin abicim. Amin. Allah tekerimize taş değdirmesin. Cümle insanları iyiliklerle buluştursun Rabbim diyelim. Efendim şimdi biz çocukken her şeyin sahibi olmak için hemen büyümek isterdik. Evet. Büyüdük. Evet. Büyüdük abi. Şimdi her şeyden uzak kalmak için hep de çocuk olmak istiyoruz ya. Vay be. O çocukluk günleri ne kadar güzeldir ya. Senin çocukluğun nerede, nasıl geçti abi? Ah Ali abim ah. O günler geri gelse de keşke bir daha yaşasak, bir daha yaşasak. Çok güzel günlerdi. O dedemin bana bakışları, nenemin bakışları, saygısı, sevgisi hala dün gibi aklımızda yani. Onlar göçtüler, gittiler, biz kaldık. O köyün içerisinde hatıralar kaldı. Köy hayatı varlık içerisinde yokluk. Şükür. Toprağın var, traktörün var, işin var. Bin bir çeşit ürettiğin gıda maddeleri var. Peyniriydi, yoğurduydu, haşhaşıydı. Ama paraya gelince para kısıtlı. Biz pek para görmedik. Ama aç kalmadık, açıkta kalmadık. Dedemin bir dolabı vardı tahtadan. O dolabın içerisinde onun bir defteri vardı. Gün gelir lazım olur, kullanırız diye onun içinde durardı. Bizim de bir ihtiyacımız yoktu. Hayvancılıkla, çiftçilikle karnımızı doyurduk, büyüdük. Buna keza hayallerimiz vardı. Genciz, çocuğuz. İşte yeni yeni bir şeylere merak salıyorsun, bir şeyleri görüyorsun. Köyümüzde ve çevre köylerimizde, Afyon'umuzda. Köyün yarısı 1960-70'li yıllarda Avrupa'ya gitmişler. Fransa'sı, Belçika'sı, Almanya'sı. Benim bir amcam da nasip olmuş. O da gitmiş oraya. Onlar izine gelecek de biz araba göreceğiz. Onlar izine gelecek de biz yeni bir şeyler göreceğiz. Bir meşin top. Yani plastik topu bakkal satıyor da. Topa iki sefer vurduğun zaman, çalıya dek geldiği zaman top sınıyor. Top yok. Eve gideceksin diyeceksin ki ya bana para lazım. Parayı kim kaybetmiş sen buluyorsun. Para babana lazım. İşte traktörün mazotuna lazım. İşte ayda yılda bir toptancıya giderler. Malzeme alırlar gelirler. Para o zaman lazım. Yani sana paraya bir ihtiyacın yok ki. Karnın doyuyor.
İşte sırtında bir urban var. Şükür. Utuna sıkıla diyorsun ya, bana para lazım işte, 5 lira lazım, 10 lira lazım. Nedir? Ya işte öğretmen istedi. Yalan. Avrupa'dan gelirken aman bize meşin futbol topu getirin, mektup yazıyoruz. Mektup. Mektup. O zamanlar telefon kısıtlı. Biz de sabah akşam mektup yazıyorduk. Oyuncak araba getir. Oyuncak araba var, pazarlarda satılıyor. Plastik. Bir kere oynuyor, oynamıyor, paramparça oluyor. Hesap makinesi. Oraya basıyorsun. 2 çarpı 2 eşittir 4. Allah Allah. Ya bu ne teknoloji ya? Teknolojiye açlığımız vardı. O yıllarda, 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda bize deselerdi ki telefon çıkacak, cebine koyacaksın telefonu, yolda alo diyeceksin. Karşıdaki de alo diyeceksin ha. Telefon kulübesine gitmeden, sıra beklemeden, jeton atmadan alo diyeceksin. Karşıdaki de sana alo diyecek. Sen bizden kafa mı buluyorsun ya? Git Allah'ın aşkına derdim. Çok güzel bir teknolojik gelişme yaşamışız. Dönüp de arkamıza baktığımız zaman bizi bugünlere erdirenlere, gösterenlere şükürler olsun Rabbime. Topumuzu da getirdiler. Kadife pantolonumuzu da getirdiler. Fitilli kadife pantolonlar vardı. Fitilli kadife pantolon. Yani onu giyersin, bir de böyle böyle bir poz verirsin. Bir poz verirsin. Bak, hepimiz yaşamışız ya. Ya şimdi çocuklara giydiren bize bilmez yani. Ama biz o zaman yokluğunu yaşadık ondan. Gözümüz onunla da açıldı. Hala bizim nazarımızda değerli. Allah bin kere razı olsun getirenden, götürenden. Ne hayal kuruyordun küçükken veya çok merak ediyor muydun yurt dışını? Geliyorlar yurt dışından, bakıyorsun altlarında otomobili var. Bizde bir iki çeşit otomobil var. Bunlarda 4-5 çeşit otomobil var. Değişik değişik klimasıdır, ABS'sidir, büyük motorludur, bilmem nedir. Bakıyorsun gençsin, özeniyorsun. Ya bunlara gelmeden önce de eğitim ailede başlar ya. Evet. Bize baktılar, biz biraz kendimize geldik, başladılar bizi eğitmeye. Şükürler olsun. Evvela kendini teraziye koy dediler. Evvela kendini teraziye koy. Bu çok güzel bir laf. Karşındaki bir insana laf etmeden önce, bir şeyleri istemeden önce Rabbil aleminden evvela kendini teraziye koyacaksın. Dinimizin emir ve yasaklarını yerine getireceksin. Emrettiklerini yapacaksın, men ettiklerini yapmayacaksın. Hayır işleyeceksin ki senin Rabbil aleminden istemeye bir yüzün olsun. E sen hayattan da bir şeyler istiyorsun. Sen bir garip köylünün çocuğu kalkıp da kralın kızını mı isteyeceksin? Mümkün değil. Kendini evvela bir teraziye al dediler al bize. Dedi. Vay maşallah. Bunlar büyük laf ama lafın altına gir derler. Lafın altına girdik, düşündük, düşündük. Aklımız yeni yeni ermeye başladı. Bütün köy işte sünnet oluyor. 7 yaşlarında düğünler oluyor, herkes geliyor. 2 gün, 3 gün yemek yeniyor. Oyunlar oynanıyor, mevlütler söyleniyor, kurbanlar kesiliyor. Sünnet çocuğuna sorarlar, ya sen ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ben bisiklet istiyorum ama işte alamadık ya. Yani. Bisiklet olan arkadaşlarımız olurdu. Bir bisiklet 40 kişi arkasında akşama kadar koşarız yani. Arkadaşım 5 dakika ben bineyim, sen bin. 5 dakika ben bineyim, sen bin. Ya bu adam iyi insan ya, bize bisikletini bindiriyor ya. Allah razı olsun ya. Hiç kavga dövüş etmeden, birbirimizi kırmadan çocukluk yaşadık. Ya birimizin varsa hepimizindir. Böyle büyüdük. Şükür en büyük nimet. En büyük nimet. Bana atam derdi ki oğlum hep senden yukarılara bakma. Senden yukarılara bakarsan yolda giderken önündeki çukuru göremezsin. Uçarsın, Allah korusun helak olursun. Oğlum önüne bak. İşine bak. Şükür et. İlkokula başladık. Yavaş yavaş hayatı öğrenmeye başladık artık. Hayatı öğreniyoruz. Anam derdi ki oğlum bir gün okula gitmez de kaçarsan hakkımı helal etmem, sütümü helal etmem. Orada sana ne öğretiyorlarsa öğren gel. Bak bundan sana yarın lazım olacak. Bunun ekmeğini yiyeceksin yavrum dedi. Rabbil alemin de yalancı çıkarmadı. Bizi esas hayata hazırlayan ve yetiştiren sayın ilkokul öğretmenimizdi. Bu ilkokul öğretmenleri ne kadar önemli değil mi ya? Çok, çok, İnsanın... çok. Hayat mücadelesinde
hayatı boyunca o kadar güzel etkiler bırakıyorlar ki hayata tutunuyorsun. İlkokul öğretmenimiz bizden oğlu bir baba evlat kardeş, bir arkadaş, bir abi bize hayatı aşılamaya başladı. Bir gün dedi ki arkadaşlar, çocuklar ne yağıyor dışarıda dedi. Ben dedim hocam yağmur yağıyor. Ne olacak dedi. Vallahi dedim çamurda işte eve gidecek kadar üstümüz başımız batacak. Eve de bacak bir sürü fırça. Niye üstünü başını batırdın? Biz o kafadayız. Öğretmen dedi ki yanlış görüyorsunuz. Allah Allah. Ne görüyoruz hocam? Para yağıyor dedi ya. Allah Allah. Dedim ben camı açsam da bir patlasam dışarı. paraları bir toparlasam yani. Bakıyorum su yağmur, Allah Allah. Ne parası diyor bu ya. Hocam dedim ya para mara göremiyorum. Bu su bu, yağmur bu. Ya dedi o su işte, o yağmur, o hayattır. O su olmazsa mahsul olmaz. Mahsul olmazsa aşk alırsın. O su olmazsa balık olmaz. O su olmazsa su içemezsin, yıkanamazsın, temizlenemezsin. Allah-u Teala'nın bize gönderdiği en güzel nimet. Bunun ismi rahmettir dedi. Ya şöyle bir düşündüm. Allah Allah. Hakikaten ya doğru diyor bu adam. Şimdi yağmur yağdı ki mahsuller yetişti. Yağmur yağdı ki biz su içtik. Liseyi bitirdim. 2 yıl babamla beraber koşturduk, mücadele ettik. Askerlik geldi. Evvela birinci öncelik askerlik bizde. Askerliği ipine çekersin yani. Bir an önce gelse de gitsem. Vatan niye senin için önemli birader? Kolay kazanılmadı ondan. Vatan için görev yapmak bizim için sevdadır yani. Dedemin babası şehit evladıydı. 1915'lerde bizim bu topraklarımıza düşman kuvvetleri gelmiş. Canımız, namusumuz tehlikeye girmiş. Silah yok, cephane yok. Dedem 1915'te Çanakkale'ye gitmiş. Bu uğurda canını vermiş. Diyeceksin ki ya dedeciğim bak ben geldim. Vatanımız için geldim. Sen vatanımız için geldin yani buraya. Sana layık olmaya çalıştık. Senin hayır duanı almaya çalıştık. Diyeceksin gideceksin. Biz koşa koşa askere gittik. Bu gezdiğimiz toprakların hepsi bir cana mal olmuş. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Allah'ım kabirlerini cennet etsin. Küçük şeylerle mutlu olmayı öğrettiler bize. Ne bir şey isteyebilirdik, ne de istediğimiz olurdu zaten. Öyle değil mi? Yani ama biz öyle hemen bunalıma, kaygılanmaya girmezdik. Biz varlığa şükreden, yokluğa sabreden çocuklardık. Öyle değil mi? Sen de öylesindir muhakkak. Evet. Şükürler olsun. Benim babam memurdu ama 6 çocuğa bakıyordu. Fakirlik vardı. Ne didinirdi, ne çabalardı. Biz de ona göre hareket ederdik. Benim babam da çiftçi. Bir günden bir güne annem olsun, babam olsun. Oğlum bırak şu okulda eve 5 lira getir demedi. Oğlum ödevin varsa ödevini yap. Dersin varsa dersine çalış. Dediler. Evvela vatanımız, devletimiz, sen buna nasıl layık bir insan olabilirsin? Nasıl faydalı bir insan olabilirsin? Nasıl bir memur olabilirsin? Dediler. Çünkü yoktu yani bizim sülalemizde memur yoktu. Vatanımıza bir efendim asker, bir polis ol diye mücadele ettiler. Girdim sınavlara. Nasip oldu 2000 senesinde ben polis oldum. Ne? 2000 senesinde polis oldum. Sayın Bekçal abim. Vay. Sen ben, polis yani kamyon manı evet, polissin evet, sen evet, yani. Evet. Bir sene okulunu okuduk. Sonra üniformamızı giydik. Ay yıldızı alnımıza yapıştırdık. Kefenimizi giydik yani. Nasip oldu. Devletimizin üniforması. Bizim nazarımızda keferimiz. Belimizin tabancası. Şanlı şerefli emniyet teşkilatına giriş yaptık. 73-22, 73-15. Duyuyor musun beni? Dinliyorum merkez. İlk görev yerin neresiydi abi? Şanlıurfa'ydı. Şanlıurfa'ydı. Vay ne güzel bir memleket orası. İnsanlarla diyaloğun nasıldı?
Mesela Diyarbakır deyince aklıma Gaffar Okkan geliyor. Allah evet, nur evet, içinde yatırsın. Evet, evet. Hendek'in en yiğit delikanlısı. Memleketimizin göz nuru. Bizim buradaki evlere dikkat edersen hepsinin üstünde kiremit vardır, kırmızı çatı. Evet. Biz yayla adamıyız, dağ adamıyız. Soğuk derecelerde yaşarız biz. Bir gittik, gölgede 50 derece sıcak. Gözün alabildiğine çatısız evler var. Allah Allah, nereye geldik biz ya? Bir üzüldük, içimiz burkuldu falan. Ev tutacağız, hanımdan geziyoruz. Varıyorsun bir esnafa, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya biz bir kiralığa varıyoruz abi. Adam bakıyor şiveden, diyor ki ya sen Şanlıurfalı değilsin. Evet değilim. Hoş geldin, hoş bulduk. Vaktin varsa çay söyleyeyim sana. Abi çay içmeyeceğim ben, ev bakayım falan. Ya ben sana ev bulurum, bir sen dur. Sen bir çay söyleyeyim ben sana. Çay söylüyorlar, misafir ettiler bizi. Ya dediler biz sana evde buluruz. Sen diyarı gurbetten gelmişsin buraya. Sen artık bizim misafirimizsin. Evini de bulacağız. Eşyanı da ayarlayacağız. Ne lazım, ne ihtiyacın varsa bize geleceksin. Allah razı olsun. Bize abilik yaptılar. Bunlar unutulmayacak şeyler yani. Anamın duası vardır oğlum. Allah iyilerle karşılaştırsın. İşin gücün rast kessin diye. Hep iyi insanlarla denk geldim. Hep iyi insanlarla iyi görüştüm. Hala görüşürüm. Onlar benim kardeşimdir. Abimdir. Ben onların kardeşiyimdir yani. Polislik sınavı kazandın. İlk görev yerin söylendiği zaman nasıl bir heyecan duydun yani? Ağlayasım geldi. Kendimizi düşünmeyi bıraktık artık. Halk için varsın. Halkın için varsın. Halkının adaleti için varsın. Halkının canı, varlığı, namusu için varsın. Halk var ki sen varsın. Bunu böyle kafana yerleştirmediğin müddetçe mesleğinde başarılı olamazsın. Hayatında da başarılı olamazsın. Saygını, sevgini her zaman koruyacaksın yani. Bütün polislere buradan selam ediyorum. Yüreklerinden öpüyorum hepsini. Tüm emniyet teşkilatı, askerlerimizin. Onlar bizim için mücadele ediyorlar. Aynen. Onlar aynen, da bir ana baba aynen, kuzusu. Aynen. İlginç hadiseler oldu mu hiç başından beri? İlginç hadiseler. Hırsızını da görürsün, hırlısını da görürsün, işte kapkaçısını da görürsün. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlarla mücadelemiz bizim de. Bizim gördüğümüz unutulmayacak olay. Ankara Gölbaşı'ndaki değerli kıymetli abilerimizin, kardeşlerimizin, özel harekatçı bizim teşkilatımızın göz bebeği ve bazı olaylarda yani kilit rol oynamış. İnsanlar hain terör örgütü tarafından bombalanması, şehit olması benim için anlatamadığım, herkesin bildiği, unutamadığım bir olay yani. Anam babam devlete gınalı kuzu yaptı. Bana nasip olmadı şehitlik. Nasip olmadı. Gazi arkadaşlarımıza Allah'ım sağlık versin. Olmadı. Ama o arkadaşlarımız şehit oldu. Ama hainci oldu. Onu ben unutamıyorum. Hangi sebep itti seni tekrar polislikten sonra tıra çıkmaya? Emekli olduktan sonra ne yaparım ne yaparım? Benim mesleğime en yakın olan meslek bu meslek. Nasıl yani? Ben bağdaştıramadım. Bağdaştıramadığınız konu şu. Benim mesleğim disiplin mesleği ama bu meslek de disiplin mesleği. Disiplin yoksa hiçbir şey yok. Disiplin yoksa sen bu trafiğe de zulümsün, insanlara da zulümsün. Sana iş verenlere, güvenenlere de zulümsün. Benim mesleğime biraz daha yakın olan bu meslek. Ben buraya geçeyim. Hem dünyadan bir haberdar olayım. Hem insanlara faydam dokansın. Biz mavin olduk. Babam şoför oldu. Gittik, geldik. Ufak ufak biz de başladık. Kenarından, kıyısından, köşesinden babam uyardı. Dedi ki oğlum sağ tarafa otursana helal de sol tarafa şu direksiyona oturma yavrum. Bu iş biraz zor. Bir yerde çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz falan derken ben hemen çaktırmadan gidiyorum.
direksiyona biniyorum, kurcalıyorum. Yok vites şöyle miydi? Yok buradan lamba mı yanıyordu? Buradan bu mu çıkıyordu falan derken. Hani çocukken fazla oyuncak oynamadık ya. Araba bize bir oyuncak oldu. Başladık arabayı oynamaya. Ben arkadaşım ayağını kırdı. Arabayla gidemiyor Almanya'ya. Ben dedim ki ben seni Almanya'ya götürürüm. Hadi gidelim dedim. Bindik arabaya buradan. Kendi toprağımızdayız. Edirne'den Kars'a yani bize sorgu sual yok. Vardık Kapıkule'ye. Çıktık. Böyle bir içim yandı gitti böyle bir. Dedim yavrum sen nereye geldin? Gidiyoruz otobanda. İçimde bir sızı. Ne yapacağız ne edeceğiz? Bilmediğin topraklara gidiyorsun. Önümde bir tane Türk tırı. 34 plaka. Vardım arkasına bir yanaştım. Beraber de Avusturya'ya kadar gittik. Güven var. Bunlar nereye giriyor? Ben de giriyorum. Yemek yiyoruz beraber. Çay kahve sohbet muhabbet beraber devam ediyoruz. Rahat rahat gittim. Benim gurbet bitti. O tırı gördüm orada. Bitti. Benim gurbet bitti. Niye? Ya araba bozulabilir. Adam arabasının arkasına takar seni çeker. Ya yanlış yola saparsın. Abi ben nereye gideceğim dersin. Ne oğlum şuradan git der. Dil bilmezsin, yol bilmezsin. Başka bir ülkeye çıkmışsın. Sudan çıkmış balığa dönüyorsun. Biz transportçuları pek farkında değiliz. Hani transport çalışıyorum ben falan derlerdi de. Onlar da gurbetin daha gurbetini yaşıyorlar yani. Konya'dan çıktın İzmir'e gidiyorsun. Vardın misal konuşayım İzmir'e gurbet. Gurbet falan değil. Sen de kamyona geldin. Tekrar baba mesleğine geri döndün. Evet. Şimdi bu gözle bakarsan nasıl görüyordun polis seni çevirdiği zaman? Ne hissediyorsun? O zaman ne hissediyordun kamyonu görünce? Biz teşkilatın içine girince o kanunları okuyunca öğrendik ki onlar bizim için görev yapıyor. Ya. Onlar bizim için görev yapıyor. Yani benim sigortam biterse bana zarar. Benim fendi muayenem biterse bana zarar. Benim arabamın farı yanmazsa yola çıkamayacak haldeyken çıkarsam başıma iş gelirse bana zarar. Gecenin üçünde araban arıza yaptı. Yolun ortasında kaldın. Ortalık -25 derece. Soğuk, kar, buz, fırtına. Kaldın. Araban da çalışmıyor. Farların da yanmıyor. Alo dersin. Polis olsun, asker olsun, ambulans olsun oraya çıkar gelir seni kurtarır. Bunun kadar bir zenginlik, bir başka bir nimet var mı ya? Metin abi gelelim evliliğine. Nasıl evlendin? Bu hayata nasıl atıldın? Bir gün bir akraba ziyaretinde eşimi gördüm. Dedim ki tam aradığım insan bu. Bir öncü gönderdik. Ondan sonra gelsinler demişler. Gittik sınava tabi olduk. Aklında sorular varmış. Demiş ki ailesine ben soru sormadan, istediğim cevapları almadan okey demem demiş. Nihayeti beni çağırdılar. Gittik. Şöyle davranacak mısın, böyle davranacak mısın, şunu yapacak mısın, bunu yapacak mısın? Allah razı olsun. Hanımın da hoşuna gitti demek ki. Hanım da yardım etti. Biraz sınavdan geçtik yani. Ya yardım etti. Kopya çektirdi sana yani. Şükür evlendik. Beraber yola çıktık. Eşim de ebe hemşiredir benim. No, ne güzel. Bir elmanın iki yarısı derler ya. Biz bütün bir elma olduk. Benim eksiklerimi o tamamladı. Onun eksiklerini ben tamamladım. Çünkü bizim meslek biraz ağır. Yeri geliyor uykusuz oluyorsun, yeri geliyor moralsiz oluyorsun. Allah razı olsun bana gerçekten eş oldu. Onun hakkını ödeyemem yani. Bana 3 tane çocuk verdi. Hanım doğum yapmış, başka bir odaya almışlar. Bize bir böyle bir kumdağın içerisinde bir bebek verdiler. Ha bu dediler sizin bebeğiniz. Ne hissettin? Kucağıma aldım. Hani insan sevincinden ağlar mı? Sevincimden ağlayasım geldi. Anneme döndüm baktım dedim ki anne ata ol da ata kıymeti bil diyorsun ya. İşte bu o dedim ya. Bu o yani işte bu. İş
İşten eve dönüyorsun. Evet. Yenge yardım eder misin? Tabii ki. Ya yorgunsun tabii diyelim. Onun yorgunluğu, morgunluğu yok şimdi. O nasıl çoluğun çocuğun başında dikiliyorsa, yemeğini, aşını yapıyorsa, evde temizliğini yapıyorsa, o senin yıkılmaz galen ya. O bir yemek yapmış, sen bir salata yapmışsın, yanına bir sofraya atmışsın. Ya böyle onore edeceksin. Sana bir güzel bir soru sorayım o zaman. Elinde sihirli değnek olsa, yengede beğenmediğin hangi huyunu değiştirmek isterdin? Söyle de göreyim. Konuşa konuşa anlaşmadığımız, çözmediğimiz bir olayımız yok. Allah'a bin şükür. Yalnız biraz yola binip gittiğimiz zaman telefon ediyor. İkide bir telefon ediyor. Ne yapıyorsun? Neredesin? Ne yapıyorsun? Hani ater oyunu gibi değil. Bu dışarı çıkanın işini Allah bilir. Yola gidenin işini Allah bilir. Geliyorum diyemezsin. Gelemeyebilirsin. İnşallah geleceğim dersin. Rabbil Alemin izin verirse varırsın. Lastiğin patlar, kazası var, belası var, motorun çatlar, gidemeyebilirsin. Ondan mütevellit ikide bir telefon ediyor. Geliyor mu? Ne yapıyorsun? Neredesin falan. Ya hanım işte böyle yapma, ikide bir sorup durma falan diyorum. O da kızıyor. Ya niye işte soruyoruz, bir türlü sormuyoruz bir türlü. O neysin yani? Hem soruyor kızıyor. O neysin yazık, o da merakından yani merak. Acaba sen gelirse. Sen de cevap ver, niye cevap vermiyorsun? Bek şuradayım de. İşte çıktım İzmir'den, geliyorum inşallah. Gelmeye çalışıyorum diyorsun. Hani fazla da büyük konuşmayacaksın. Aha da ılgına da geldik. O kadar güzel sohbet ettik. Seni tanıdığıma çok memnun oldum Metin abi. Allah seni var etsin. Çoluğunla, çocuğunla, evine nur yağsın. Eşinle güzel bir yaşam diliyorum sana. Gönlünden ne geçiyorsa Allah onu sana versin kardeşim. Amin ya, abi. Ya ben Allah ne edeyim? Eylerin duası, birbirimize dua edelim. Kendimi de iyi kabul ettim müminin bu arada. Müminin silahı duadır Ali abim. Son söylemek istediğin bir şey var mı abi? Var abi. Buyur. Uyanalım. Uyanalım. Hep uykudan uyandık. Bir günde gafletten uyanalım. Ağzına sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Efendim, Metin Kaptan ne güzel söyledi. Her gün uykudan uyanıyoruz. Bir günde gafletten uyanalım. Bir günah işlediğinde hemen tövbe et, pişman ol. Çünkü insan suya düştüğü için değil, sudan çıkamadığı için boğulur. Sen, senden öncekilerden ibret al. Senden sonrakilere ibret olma. Canlar, haftaya Gönül Dağı yolculuğunda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.